Bunların borçlarını öderken şu anda bizim genel merkezde 200 bin liraya yakın borcumuz oldu. Yakın. Şimdi bizim niyetimiz, biz onlarınkini ödedik, geleceklerde bizimkini ödesin diyerekten şey yapıyor. Ama resmi kurumların hiçbirinde bizim borcumuz yok. Genel merkeze gittim ben, sayın başkanımızla görüştüm. Başkanım ben görev bırakıyorum. Ben de arabamı koşturuyorum her tarafa. Bir, hiç üç tane şey yok. Benim hiçbir şeyim yok. İşimi kaybediyorum burada. Benden fedakarlık buraya kadar dedi. Önceki sene oluyor bana. Görevi bırakmıyorsun dedi, odayı direktman kapatırım dedi, geriye bağlanır. Geriye zaten açmış ağzını, kapansın, bize gelsinler diye bekliyorlar böyle dedi. Git görevimin başına. Bizdeki borcu dedi, şu anda dursun, resmi kurumları ödeyin, daha sonra bize ödersiniz dedi. Ondan da yüz bulunca biz şu anda bu şekilde gidiyoruz. Başkanım, bu mahkeme konusu ne oldu? Hala sonuçlanmadı. Yerimizden de olduk, dükkan da gitti bize. İcra geldi çünkü sosyal güvenlik kurumundan falan. Çalışan sekreterin peri... Gidiyor başı, hepsini gidiyor. Her gelenden biz eğer iktidar olursanız, yani söz sahibi olursanız bize bir yer. İnşallah. Şimdi biz geçmiş dönemde ben rahmetli Ünal Ozan'ın başkan yardımcılarından bir tanesiydim. Şu andaki Adapazarı Ticaret Borsası'nın yerini onun bitişiğinde bir bina daha esnaf odalarına biz verdik, yeri verdik belediye olarak. Binasını yaptık, tapusunu da devrettik. Sonra depremde yıkıldı orada. Ziraat odasına filan kaldı işte. Sesop sattı orayı, başka yere çıktı. Yani biz iktidara geldiğimizde sadece ve sadece üreticilere değil, üreticilerin örgütleri olan ziraat odaları başta olmak üzere ki çiftçinin yasal tek örgütü ziraat odası. Evet. Öbürleri teferruat. Evet. Ben bal üreticileri birlik başkanıyım şu anda. Bizimki teferruat. Hikaye. Esas. Ana kademe sizsiniz. Ziraat odaları birliği kanunuyla kurulmuş ziraat odaları çiftçinin tek temsilcisi, yasal temsilcisi olur. Onlara destek vermek her siyasetçinin, her yerel yöneticinin, belediye başkanının görevidir diye inanıyorum. İnananlardanın geçmişte de biz bu uygulamayı yaptık. Pamuk ovamız bizim sebze, meyve, soğan yatağımız. Sakarya'nın çiftçilikte medar iftiharı olan bölgelerinden bir tanesi. Burası özel klimatik bir bölge. Burada yetişen ürünler başka yerlerde, başka ilçelerimizde yetişmez. Burası farklı bir yer. Burayı hem ziraat odasını koruyup yaşamasını sağlamamız lazım. Hem de çiftçisini yerel seçimlerinde, daha sonra 2009 yerel seçimlerinde uygulanan 6360 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu. Bütün şehir, bütün köylerimizin tüzel kişiliklerini kaldırdılar. Çiftçilik ve hayvancılık yapmak artık zor hale geldi, mucize hale geldi. Öncelikle bu kanunun köy tüzel kişiliklerini kaldıran maddesini iptal etmemiz gerekiyor. Köy tüzel kişiliklerini yeniden canlandırmamız lazım. Köy tüzel kişiliklerini canlandırmakla beraber köy tüzel kişilikleri iptal edildiği 2013 yılındaki meralar, ondan sonra köyün ortak kullanım alanları, işte köyün muhtarlık evi, kahvesi vesairesi yine köylüye verilmeli. Bu bölgede özellikle bir baraj ihtiyacımız var. Bunu muhakkak yerine getirmeliyiz. Buna bir tahsis ayırmalı, bunu plana, programa aldırmalıyız. O nedenle buraya haricen özel bir önem vermek gerekiyor ama biz genelde bütün Türkiye'ye seslendiğimiz, çiftçi adına taahhüt ettiğimiz konuların arasında bugün Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kesecek kurbanlık hayvanımız yok. Güney Amerika'dan gelecek. İşte buğdayımız yok. Savaş halindeki Ukrayna'dan alıyoruz. Patatesimiz yok. Gidiyoruz. İç karışıklık, iç savaş halindeki Suriye'den alıyoruz. Soğanımız 30 liraya çıkmış. Bütün bunları bilen, gören bir insan olarak geçmişte 7 tane kendine yeten ülkeden biri olan Türkiye'yi yeniden kendine yeten bir ülke haline getirmek için muhakkak çiftçimize özel önem vermeliyiz. Tüzel kişilikleri verdiğimiz zaman köylerimize, bütün Türkiye'de birer veteriner hekim, birer ziraat mühendisi muhakkak görevlendirmeliyiz. Aynı şekilde taşımalı sistemle öğrenim gören köylerin okulları derhal açılmalı,
oralara öğretmenler de vermeliyiz. Ne dersen de öğretmenlerin fikirlerinden köylü yararlanıyor. Yani gerçekten eğitimli insanlar olduğu için çiftçiliğe de katkıları oluyor onların, eğitime de katkıları oluyor. Onları da açmalıyız. Ayrıca sürdürülebilir bir tarımsal üretim, hayvansal üretim yapabilmemiz için tarım hayvancılığı yapanları desteklemeliyiz. Bunların başında kadınlarımız ve gençlerimiz olmak üzere bütün çiftçilerimiz sigortalarını devlet karşılamalı. Yani gelecek garantisi olmalı. Benim geleceğim garantide, benim çocuğumu fabrikaya göndermeme gerek yok. Fabrikada, Akgıda'da çalışmasın, burada üretim yapsın. Nasılsa devlet buna sahip çıkıyor, emekliliğini hak edecek, çiftçilik, çiftçi olarak primini devlet ödeyecek. O garantiyi aldıktan sonra köylümüz bizim üretir, alın teri döker. Helal kazanmayı seven bir köylümüz var bizim. Ham falan para kazanmayı sevmiyor köylümüz. Ama maalesef bu son 20 yılda, 21 yılda AKP ile beraber işte bedava yardımlarla yaşamaya alıştırılmaya çalışılıyor. Sadaka kültürüyle yaşamaya alıştırılmaya çalışılıyor. O zaman ne diyor adam? Ben niye ekeyim, niye biçeyim diyor. Ekip biçmiyor. Desteklerle beraber yaşarken biz ekip biçilmediği, üretilmediği için hayvanı Güney Amerika'dan alıyoruz. Tohumu bizim gönderdiğimiz Kanada'dan mercimek almak zorunda kalıyoruz. Bunları engelleyecek olan şey tekrar üretimi teşvik etmektir. Üretimi teşvik ederken köylüye, çiftçiye destek olmaktır. Onun için siz ziraat odaları çok kıymetli kurumlarsınız bizim için. Muhakkak yaşamanız lazım, sizin ayrıca desteklenmeniz lazım. Bırakın bina tahsisini vesaireyi, yani çiftçiye sizin elinizle destek, tohum desteği, gübre desteği vesaire, bir de ata tohumuna dönmemiz lazım. 2007'de çıkan tohum kanunuyla tamamen İsrail'e bağlandı. Tamamen topraklarımız rezil oldu. Yani İsrail tohumlarıyla beraber topraklar üretemez hale geldi. Şeker fabrikası bizim Adapazarı'ndan, bu bölgeden pancar almıyor. Farklı yerlerden taşıyor özelleştiği için. Şeker pancarı ekmediğimiz için münavebe bitkisi olarak çok toprağın azot almasını sağlayan bu bitki ekilmiyor Sakarya'dan. O ekilmediği için şeker farklı yerlerden üretiliyor. Hayvancılığımız öldü, kaba yem ihtiyacı, melas, küspe yok. Yani şeker pancarı ekilmediği için yok bunlar. Bunları tekrar Türkiye'nin, Sakarya'nın gündemine getirecek, ekonomik politikaları uygulayacak bir iktidara ihtiyacımız var. Biz de diyoruz ki 14 Mayıs'ta biz sizin insanlarınızız, size hizmet etmek istiyoruz, bize destek verin. Biz bunları yapmaya hazırız, amadeyiz. Bir 5 yılda bizi deneyin. 21 yıldır yorulmuş olan bu iktidar güzel yaptı. Her şeye teşekkür ederiz. Hiç sıkıntı yok. Geleceğin yapacaksın tabii. Yani evini nasıl geçindiriyorsan, çoluk çocuğuna nasıl bakıyorsan, devletin başına geçtiysen bu devletin vatandaşlarına da, vilayetlerine de, çiftçisine de, memuruna da öyle bakmak zorundasın. Güzel şeyler yapmak zorundasın. Ben bunu yaptım, ben şunu yaptım diye övünmeye kimsenin hakkı yok. İşin asıl sahibi millet. Millet vergi verirse, üretirse vergi verecek, vergi verirse biz de iş yapacağız. Millet veriyor parasını, verdiği parayla ona hizmet ediyoruz. Ben sana yol yaptım, ben sana şunu yaptım. Asfalta şimdi pancar et bakalım. Çiftçiliği bitirdin. Hayvan yetiştir bakalım asfalttan çıkan pancarla. Nasıl olacak bu iş? Bütün bunları kaldırmak için 14 Mayıs'ta Millet İttifakı ve bileşenleri olarak iktidara talibiz. Biz de sizin insanınız, bizi de değerlendirin. Biz sizden yetki istiyoruz. Bu sorunları evvelallah çözeceğiz. İnşallah. İnanıyoruz, güveniyoruz kendimize. Bilgimiz var, tecrübemiz var. Kadrolarımız çok yetişmiş. Harika insanlarımız var. Yani hem Merkez Bankası'nın başına getireceğimiz, ekonominin başına getireceğimiz, tarımın başına getireceğimiz çok değerli insanlarımız var. Bunları işte sizin vereceğiniz destekle bir 5 yıl deneyin, eğer memnun kalmazsanız hep beraber değiştiririz canım. Evet. Hep beraber değiştiririz yani, bu kadar basit. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz. Teşekkür ederiz. Ya. Ama oradan çıkan kesim, maalesef, kırsal kesim. Maalesef, maalesef. Yani bunun
bunu bir şekilde bir iktidarı yakalasak biz bu işi çözeceğiz. Yani çiftçiyi o zaman ikna edeceğiz. Çiftçi diyecek ki evet kardeşim bu bize sahip çıkan bulma. Onun için bu tarafa dönelim diyecekler. Tabii bizim sıkıntımız şurada. Bir, iki tane şey sermayeleri var. Bir tanesi din, bir tanesi milliyetçilik. İkisiyle de hiç alakaları yok. Hiç ilgileri yok. Ne dine hizmet ediyorlar, ne bizim Türk milletine hizmet ediyorlar. Sadece kese doldurmaya hizmet ediyorlar. Başka bir şey yok. Ve insanları batırıyorlar. Ellerindeki sermayeleri olan bu dinle milliyetçiliğe kanmasa insanlarımız, inan ol çok farklı bir Türkiye tablosu çıkacak karşımıza. Ama insanlar ürküyor, korkuyor. Orada da eksiklik bizim. Kabahat bizim. Biz anlatırken mi yanlış anlatıyoruz veya anlatamıyor muyuz? Yani bunu ben izlediğim kadarıyla anlatabiliyoruz ama biz kendimizi bu konuda kabul ettiremiyoruz. Orada üzüntü duyuyorum. Yani insanlar bizi anlamak istemiyor. Bizi bir anlasalar bir sefer böyle bir yani 21 yıl bir hükümeti tek başına götürmek çok büyük bir nimet. Evet. Çok büyük bir nimet. Biz hiç Türkiye Cumhuriyeti kuruldu 100 yıl oldu. Bırak 20 yılı. Atatürk'ün dönemini at, İsmet Paşa'nın tek parti dönemini at, 5 sene toplam iktidara gelmedik, o da koalisyonlarla. Yani hiç de ama o koalisyonlar döneminde bile rahmetli Ecevit kalkınma köylüden başlayacaktır deyip taban fiyat, baş fiyat dönemlerini hatırlayın yani. Köylümüzü mutlu ettik. O zaman buralardaki köylerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu çok iyiydi. Çok güzel oylar alıyorduk. Özellikle Pamukova'da. Pamukova Belediye Başkanlığı bizdeydi. İki dönem verdi Pamukovalı bize. Gene verir. Ama bu şansı yakalamamız lazım. Bu şansı bize ne olur verin. Biz size hizmet etmek istiyoruz. Biz size hizmet etmek istiyoruz. Başka bir şey söylemiyorum. Evet. Sevgili başkan. Ağzına sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bizi kabul ettiğiniz için, misafirperverliğinizden dolayı size teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Benim adım Kamil Özkan. Cumhuriyet Halk Partisi listesinden 3. sıra milletvekili adayım. Millet İttifakı'nın partnerleriyle beraber bu listemiz oluştu. İşte Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Partisi, Saadet Partimiz ve biz bir listedeyiz. İYİ Parti de kendine has ayrı bir liste çıkardı. İYİ Parti ile de 10 ilde Cumhuriyet Halk Partisi amblemi altında, 7 ilde de İYİ Parti amblemi altında seçime giriyoruz. Millet İttifakı'nın genel kompozisyonu böyle. Ben 1959 Adapazarı doğumluyum. Adapazarı'nın Şeker Mahallesi'nde doğdum, büyüdüm, halen orada yaşıyorum. Rahmetli Ünal Ozan'ın döneminde bir dönem belediye başkan yardımcılığı yaptım. Ondan sonra Gıda İş Sendikası Genel Başkanlığı yaptım. En son Sakarya Ticaret Borsası Genel Sekreterliğinden emekli oldum. Ama tabii bu arada yaptığımız farklı işler de var. O işleri yaparken 8,5 yıl Sakarya Üniversitesi'nde hukuk ve mali konulardaki derslerde ders verdim, hocalık yaptım. Aynı zamanda sizin bağlı olduğunuz Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde de bilirkişi eğitimindeki hocalardan bir tanesi benim. Hasan Ali Şan'la çok eski bir dostluğumuz var. Biz belediye başkan yardımcılığı yaptığım dönemde Hasan Ali Şan ilk defa şeye seçildi, SESOP başkanlığına. Hatta yıkılan bina, depremden önce bir yıkılan bina var. Şimdiki ziraat odasının yanında. Onu da biz belediye olarak SESOP'umuza yaptık, verdik. Yani SESOP'la olan ilişkilerimiz, esnaf odalarıyla olan ilişkilerimiz de uzun zamandır devam ediyor. Yani uzun yıllardır, uzun zaman diyemeyiz, uzun yıllardır devam ediyor. Esnafımızın sıkıntılarını biliyoruz. En büyük, bize göre en büyük sıkıntı bir sigortalı çalışan bir işçi 5000 günde veya 7200 günde emekli olurken esnaf Bağkur yatırdığı için 9000 günde oluyor. Bu bir eşitsizlik, adaletsizlik. Ben 9000'de de olamadım. Yani 9000 günde evet EYT'ye takılanlar 9'da da olamıyor.
Yaşa takılanlar, haklısın, doğru söylüyorsun. Ona bir nebze olsun bu EYT kanunuyla çare bulundu. Ama öbürüne de çare bulmamız lazım. Yani muhakkak bizim işte esnafla işçiyi aynı seviyeye getirmemiz lazım. 7200 gün veya 5000 gün. Yani eskiler 5000 günde, daha sonra 2008'den sonra yürürlüğe giren kanunda 7200 günde emekli olmalarını sağlamamız lazım. Ayrıca şoför esnafının daha da desteklenmesi lazım. Çünkü şoför esnafı bizim insanları taşıdığı gibi yük, eşya, gıda, her şeyi taşıyan, her şeyi ileten, götüren, getiren bir pozisyonda, onları da hem mazot destekleriyle hem diğer konularda destekleyerek vergisel avantajlar sağlayarak muhakkak desteklememiz lazım diye düşünüyoruz parti olarak. Bu konularda inşallah Millet İttifakı iktidarında esnafımızın yüzünü güldürecek adımları atacağımızı düşünüyorum. Bunlarla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar ama Türkiye'nin gerçekten son 21 yılda ve Sakarya'nın bir hak, hukuk, adalet sıkıntısı var. Yani mahkemelerimiz doğru çalışmıyor. Siyasetçileri eleştirdiğimiz zaman, şunu yanlış yaptın, bunu yanlış yaptın dediğimiz zaman hemen vatan haini ilan ediliyoruz. Mahkemelere